Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda ekranda gördüğünüz Black Drake'in nasıl kazanılabileceğini anlatacağım size. Black Drake oyundaki kazanılması kolay mantlardan biri yine. Gördüğünüz gibi Bronze Drake'in model olarak aynısı ama sadece rengi daha koyu ve siyaha yakın. Böyle bordomsu, kahverengiye de yakın ama. Neyse yani güzel bir mount. Çok da kolay kazanılıyor. Anlatayım, göstereyim hemen. Öncelikle haritada göstereyim. Northrend'in Dragonblight bölgesindeki Wyrmrest Temple'a geliyorsunuz. Wyrmrest Temple şurası oluyor. Wyrmrest Temple'ın altındaki çatlağa doğru iniyorsunuz. Ve karşınıza Raid'lerin olduğu bölüm çıkıyor. İçeri giriyorsunuz ve dümdüz devam ediyorsunuz. Tam karşımızdaki Raid'e gireceğiz yani. Bu raid'in özelliği şu. Raid'de 4 tane boss var. 4 boss'un 3'ü birbirinin aynısı, şu pembe gördüğünüz ejderhalar. Bu 3 boss'u kestikten sonra şuna geliyor sıra. Normalde bu şekilde işliyor ama böyle bir, yani Drake'in düşmesi için, Black Drake'in gördüğünüz gibi aynısı zaten yaklaşık olarak. Black Drake'in düşmesi için burada farklı bir olaya girişmeniz gerekiyor. Öncelikle 10 kişilik modda giriyorsunuz Black Drake için. 10 kişilik normal raid olacak, heroic olmasına gerek yok. Şu şekilde ben görünmez olayım, uğraşmak istemiyorum şimdi. Buradan başlıyorsunuz. Yavaş yavaş ilerleyerek bütün adları kesiyorsunuz. Şurada gördüğünüz adların hepsini temizlediğimi varsayın siz. Şu bosslara dokunmuyorsunuz. İşin en önemli yanı burası. Şu bosslara dokunmuyorsunuz. Sadece adları temizleyerek devam ediyorsunuz. Yani bir tur atıp tekrar başladığınız noktaya geldiğinizde bütün bosslar hayatta olacak ve bütün adlar ölmüş olacak. En son şuradan devam ediyorsunuz ve 3 boss'u hayatta bırakıyorsunuz, dokunmuyorsunuz. Buraya geldiğinizde bütün adlar ölmüş oluyor ve gelip boss'a saldırabiliyorsunuz. Boss'a saldırdığınızda her 3 küçük ejderha da hayatta olduğu için boss ekstra buff alacak. Boss'u aldığı bufflarla kestiğimiz zaman zaten bize ejderha verme şansı olacak. Başka neden bahsedeyim? Boss'tan Black Drake'in yanı sıra 22 kapasitelik bir çanta düşme şansı da var. %100 sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla %100 şansla 22 kapasiteli bir çanta da alacaksınız. Dediğim gibi tekrar üstünden geçeyim. Giriyorsunuz, şuradan şu çemberin etrafına dönerek bütün adları temizliyorsunuz, şu yaratıkları. 3 pembe ejderhaya dokunmuyorsunuz, onlar hayatta kalıyorlar. Ve bütün adları temizledikten sonra tekrar orta kısma gelip büyük boss'a saldırabiliyorsunuz. Büyük boss'a saldırıp onu da öldürdükten sonra zaten droplarda Black Drake'i göreceksinizdir büyük ihtimalle. Bahsettiğim gibi, size de söylediğim gibi olabildiğince kolay kazanılması en kolay Drake'lerden biri yine. Oldukça da güzel görünüyor. Siyah, tatlı bir görünüşü var. Black Drake'in nasıl nasıl kazanılabileceğini anlattım size arkadaşlar. Eğer karıştırdığınız, anlamadığınız bir nokta varsa danışabilirsiniz. 90 level bir karakterle rahatlıkla tek başınıza kesebileceğinizi düşünüyorum. Yani sonlara doğru biraz fazla vuruyor ama eğer hızlı keserseniz size karşı koyma şansı olmayacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, kanala abone olun daha sonra gelecek videoları kaçırmamak için. Şimdilik bahsedeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere arkadaşlar.